Okan Burun'un açıklamaları bu şekilde tabii ki konuşacak. Çok fazla cümle var, öne çıkan nokta var. Emre tabii şimdi programladı transfer raporu. O yüzden ben transferle ilgili olan kısımdan başlamak istiyorum. Sonrasında hani Galatasaray sezona nasıl bir giriş yapacak ya da hangi havayla şu anda e, sezona doğru bir geri sayımda onu konuşuyoruz zaten ama. E, Kerem Aktürkoğlu ve e, Derik ile ilgili e, Spartak Moskova'nın teklifinin olduğunu, 20 milyon euro civarında bir paketin... Farklı yazanlar var ama hani ortalamasının 20 milyon euro diyebiliriz herhalde. Olduğu konuşuluyor ki e, şu an için Kerem ve Köhn bizimle birlikte dedi Okan Hoca ama sen öncelikle Galatasaray'da e, Luka Din de yine yazılan isimlerden bir tanesi. E, lig başlarken nasıl bir transfer e, hareketliliği bekliyorsun? İstersen bu noktadan başlayalım. Yani tabii şimdi transferde konuştuğumuz şeyler değişmeye başladı Galatasaray'da. İki senedir neredeyse hep 8 numara transferinden bahsediliyordu. Geçen kış döneminden beri hep bir sağ bek transferi konuşuyorduk biz. Sol bek konusu devre arasında halledilmiş gibi gözüküyordu ama Derik Köy'ün performansı şu an Okan Hoca'yı tam %100 tatmin etmiyor açıkçası. Şöyle bir durum var. Aslında yani Derik Köy'ün e alınırken geçen sene Galatasaray 2 hatta birkaç tane sol bekle oynadı. Sol bek konusunda da Uzun süredir bir istiklal yakalanamadı Galatasaray'da. İstenilen oyuncular bulunamadı. İşte Angelinho ile başlandı sezona. Kazım. Kazımcan. Yani, Kazımcan mesela Bayern Münih maçında o Galatasaray taraftarlarının uzun yıllar belki unutamayacağı Bayern Münih maçında Kazımcan'dı Galatasaray'ın sol beki. Unutuluyor belki yakın zaman ama Anelinho isim olarak herkesi çok heyecanlandırmıştı. Yani benim Galatasaray seviyesinde, Türkiye Ligi seviyesinde bence alınabilecek en üst düzey sol beklerden bir tanesiydi. Ama burada uyum sağlayamadı. Belki taktikseldir, belki takıma ülkeye uyum sağlayamamıştır. Her şey çünkü yani böyle futbol menajer oyunu gibi değil. Oyuncunun belli yetenekleri var. Direkt koyduğumuzda oynayacak Olmayalım diye bir doğru. şey yok. İnsani faktörler de olabilir. Derik Köhn alınırken de yani biraz tabii şöyle bir durum var. Bir açmazın içerisine giriyor. Bütün kulüpler bunu yaşıyor. Şimdi taraftarların çok çok üst düzey beklentileri var. Yani herkes kendi kulübünün en iyi seviyede olmasını istiyor. Transfer konusunda bir tırnak içerisinde bir obezlik var. Herkes de bu. Yani Galatasaray taraftarı özelinde söylemiyorum. Yani 20 tane oyuncu alsa bir takım niye 21. gelmedi diye hala insanlar üzülüyor ya da eleştiriyor. Sol bek, sağ bek ve orta sağ konusunda da Galatasaray'ın çok uzun zamandır hep bir arayışı ve istikrar sağlayamama durumu olduğu için... ...taraftarın bu konuda çok tahammülü yok açıkçası. Buna da hak veriyorum bu arada yani bu yanlış olduğu için söylemiyorum. Ama günün sonunda kulübün yapacağı hamleler de bu beklentiyle ve bu baskıyla tam belki de istenilen seviyede yapılamıyor. Mesela Köln transferi biraz öyle oldu yani... Galatasaray'ın bir sol bek alması gerekiyordu. Zaten yani çok bariz bir ihtiyaçtı. Tamam. Ama biraz böyle almak için alındı gibi oldu Derik Kön. Çünkü sonrasında sezon devam ederken hatta sezonun sonlarına doğru o dönem işte transferde yetkili olan isimlerden, işte Derik Köy'ün alınma sürecinde de dahli olan isimlerden ben şunu duydum. Yani biz aslında listemizde birkaç tane daha, daha içimize sinen, daha üst düzey diyebileceğimiz oyuncular vardı ama biraz acelemiz vardı o yüzden almak zorundaydık diye köyünü bu şekilde ifade ettiler ki aslında bence geldiği dönemde de kötü bir performans göstermedi. Yani geçen sene geldikten sonra Galatasaray'a katkıları da oldu ama bir tık daha yukarıya çıkarmak istiyor buradaki seviyeyi Okan Hoca. Spartak Moskova'nın bir ilgisi var ama oyuncu çok Rusya'ya gitmeye sıcak bakmıyor. Çok da kabul edilebilir sebepleri var tabii yani. Rusya'nın özel durumundan ötürü işte Avrupa kupaları yok. Bir de şimdi Rusya'daki yabancı oyuncular da ülkeden çıkmaya çalışırken... Tam tersi durum varken... Tam tersini de oyuncular istemeyebilir doğal olarak. Ya tabii şimdi mesela kulüpler için, Türk kulüpleri için bir fırsat olarak görülebilir. Mesela Beşiktaş'ın da daha önce hem Jetson için hem Bahtiyar için zevkli <laughs> görüşmeleri oldu. Ve tam tersi hep biz mesela değerinden belki daha fazla paralar ödemek durumunda kalıyoruz Türkiye'ye getirmek için bazen oyunculara. Tam tersi bir durum var aslında evet. kulüpler için. <laughs> Yavant bir fırsat olabilir bu. Ama Derik Kön çok sıcak değil açıkçası. Yani 7 milyon euro civarında bir teklif var. İşte bonusları ve oyuncunun da aslında maaş anlamında iyi para kazanabileceği bir teklif ama oyuncu buna çok sıcak bakmıyor. Kerem konusuna gelecek olursak o biraz daha belki uzun konuşabileceğimiz ve daha çok detaya sahip olan bir konu. Yani Kerem bir kere işte dün çok Galatasaray'da gündemi çok fazla meşgul eden, Galatasaray taraftarlarının en çok üstüne konuştu. Biraz da üzücü bir durum yani Kerem'le ilgili, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bu kadar böyle yani negatif bir bakış açısının olması ya da Kerem'in yıpratılması bence çok doğru değil. Yani bugün işte idmana gittik. Bugün Galatasaray'ın antrenmanı var. İki gün sonra maça çıkacak Galatasaray. Galatasaray'ın kaptanı dün gece 3'te açıklama bak, yapmak zorunda kaldı ki düşünelim insani olarak bakalım birebir yani Kerem'in yanında değildim ama yani o, o çocuk kaçta uyuyabilir o saatten sonra ve ne kadar kendini maça ya da antrenmana verebilir. Bu tabii zor bir durum. Yaşanan olaya gelecek olursak Süper Kupa maçında devre arasında işte dün zaten haberleştirildi ilk olarak da Haluk yürekli bunu haber, haberleştirdi. Sonrasında tabii onlar kendi yorumlarını eklediler. O kısmı bizi ilgilendirmez ama haber kısmına gelecek olursak yani Kerem'in devre arasında çıktıktan sonraki takım geride işte Kerem'in de oyundan çıkacağı belli oluyor değişiklik için. Oyuncular ısınmaya gitti çünkü o esnada. Biliyor Kerem çıkacağını ve buna bir tepki gösteriyor. Aslında bence Okan Hoca kıymetli bir şey söyledi. Yani o reaksiyonlar futbol maçlarında, yani biz halı sahada oynadığımız zaman bile olabilen, kendi aramızda tartışabildiğimiz ki burada zaten bir muhatap yok. Yani Kerem, Kerem duşa gidiyor. Orada işte duşta kendi sinirini bir şekilde çıkarıyor. işte bir tepki gösteriyor. Mesela şunu örnek vereyim. Sağ kenarında izlediğimiz için biliyorum. Galatasaray'ın Üçüncü golden önce o penaltı pozisyonunda Okan Hoca ayaktaydı, geldi, yedek kulübesini yumrukladı, sinirlendi çünkü çok normal bu futbolun içerisinde olan bir şey. Yani Okan ki, Hoca da mı ki. o zaman yani Galatasaray'dan ayrılmak istiyor ya da başka bir durum var? Tabii <laughs> ki böyle bir şey değil. Yani Kerem olunca işin içindeki Kerem de son dönemde bence çok fazla böyle negatif yoruma eleştiriye maruz kaldı. Bunları da kafasına çok taktığını görebiliyoruz çünkü yani ben bu konuda da haklı buluyorum Kerem Akdülkondu çünkü gerçekten Galatasaray'da müthiş işler yaptı yakın zamanda benim hatırladığım yerli bir kanat oyuncusu Galatasaray'da oynayan yerli bir kanat oyuncusu olarak istatistik olarak yanına yaklaşabilen yok zaten. Takıma katkısı olarak da bence çok özel bir yeri var Kerem'in. İşte 13. olunan sezonda Kerem olmasa belki çok daha korkunç bir tablo ile karşılaşabilirdi Galatasaray. Orada çok sorumlu kaldı. Tam tersi geldi şampiyonluk seviyesinde de derbilerde çıktı gol attı deplasmanda içeride yani stres düzeyi yüksek maçların hepsinde iyi oynadı. İmza attı çok maç var. Avrupa'da da oynadığı maçlarda işte o kötü dönemde mesela Barcelona maçında Galatasaray'ın belki de en önemli o yani Barcelona'yı tehdit eden en önemli gücüydü. Orada iddialı <laughs> olabil, için. olabilmesine <laughs> sebep oldu. Yani her seviyede aslında kendini kanıtladı ama ya yani bir artık böyle bir nasıl diyeyim bunu? Yani taraftarın çok eleştirisi var. Kerem bunu çok kafaya takıyor. Yani bu bir açmaza doğru gitmeye başladı bu konu. Devre arasında da Kerem Aktürkoğlu zaten devre arası derken Ocak ayında, yani devre arası transfer döneminde de bir menajer değişikliğine gitti. Burada da bir ayrılma düşüncesi olduğu için yapıldı bu. Hatta orada biraz ailesinin de isteğiyle yani bir Arabistan'a gitme durumu söz konusu olabilir şeklinde orada daha güçlü olan bir menajeri tercih etti. Birkaç tane masada seçenek varken yani Arabistan tercihi çünkü maddi anlamda çok tatmin edici bir teklif gelebileceği söylendiği için. Merih Demiral'ın menajeri galiba. Abi. Doğrudur. Aynı şekilde İrfan Can da yanılmıyorsam. İrfancan İrfan Can kahveci de yakın zamanda aynı menajerle çalışmaya <laughs> başladı. Vim da ya. Yani böyle gizli saklı bir şey, şey, değil şey değil değil. zaten. Tabii, tabii. <laughs> Transfer markete girince de çıkıyor. Türkiye'de de bir ortağı var. O da yine kıymetli bir isim. Ama yani o teklif gelmedi Kerem'e. Hatta işte bu Oğuz Aydın sürecinde Galatasaray'ın Oğuz Aydın'la yaptığı görüşmelerde Oğuz'un da menajeri aynı isim bu arada. İlk baştaki konuşma şuydu. Kerem, e, Kerem zaten ayrılacak. Ben Kerem'i götüreceğim. Onun yerine size Oğuz'u getiririm. En azından ikamesi olur gibi bir durumla ortaya çıktı. Sonrasında Kerem'in ayrılma durumu ortadan kalkınca e Galatasaray yönetimi de zaten bunu sonra Okan Hoca da açıkladı. Yani kanat konusunda biraz sayıca fazlalık olacak. E, şu an bizim Oğuz acil ihtiyacımız değil gibi bir yaklaşıma döndü ve Kerem kalıyor üstüne aslında planlar yapıldı. Şimdi gelinen noktada Spartak Moskova'nın Kerem için yine bir teklifi var. 12-13 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. Yani Galatasaray için tatmin edici denebilecek seviyede bir teklif. Ama yine aynı şekilde Kerem'in de ben Rusya'ya gitmeye çok sıcak bakmadığını biliyorum. Çok net bir bilgi olarak bunu söyleyebilirim yani. Daha farklı hayalleri, planları var. Eğer ayrılacaksa Galatasaray'dan Avrupa'da daha göz önünde olacağı, daha üst seviyeye çıkacağı bir yere gitmek istiyor. Ama yani dünkü olaydan sonra, dün yaşananlardan sonra biraz çünkü Kerem tarafı bence şöyle düşünüyor. Bu, yani ben takımdan ayrılmak istemiyorum. Kulüp beni satmak istiyor. Bu Kerem tarafının düşüncesi olarak söylüyorum bunu. Ben takımdan ayrılmak istemiyorum. Kulüp beni göndermek istiyor ve acaba bana bir operasyon mu yapılıyor düşüncesi ortaya çıkmış durumda. Bunu da destekleyebilecekleri belki şöyle bir durum var. Mesela Kerem Gece 3'te bir açıklama yayınladı ama Galatasaray Kulübü bu konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapmadı. Hmm. Bunu da sorduk. Yani hmm. hepsini muhataplarına sorarak ilerlemek durumundayız. Yani iletişimle ilgilenen yöneticilerden bir tanesine sorduğumuzda o da şunu söyledi. yani Gecenin ilerleyen bir saati olduğu için o saatte açıklama yapmayı çok doğru bulmadık dediler. Bu kendi ifadeleri yani benim yorumum ya da düşüncem değil. Yani bana kalsa bugün de bir açıklama yapılabilirdi. En azından doğrudur, yanlıştır. Yani konu zaten doğru ama... Biraz böyle suistimal etmeye açık bir konu olduğu için işte küfür mü etti, bir arkadaşıyla mı tartıştı, bir arkadaşıyla mı tartıştı, evet. hocasıyla mı tartıştı. Onu daha net izah edecek bir açıklama yapılsa Zaten Kerem bence... Kerem'in açıklamasında da şey yok yani yapmadım demiyor. Kerem diyor ki reaksiyonun belli bir çerçeve içerisinde kaldı diyor. Yani hayal kırıklığımla sınırlı evet, kaldı evet, diyor ki evet, çok evet. da yani aşağı yukarı her maçta olabilen şeyler. <laughs> Mesela geçen, geçen sene daha ciddi tartışmalar oldu Galatasaray'ın soyunma odasında. Yani daha böyle kavga diyebileceğimiz, tartışma diyebileceğimiz şeyler de oldu. Ama o orada kalır zaten. E çok da bunun uzayacağını düşünmüyorum. Zaten Kerem'in bir muhatabı yok. Yani birine karşı, işte bir hocaya karşı, bir takım arkadaşına karşı yaptığı bir şey yok. Tamamen sinirini çıkardığı bir reaksiyon. Yani Kerem ayrılma düşüncesi var ama ayrılırsa gideceği takımın ben Spartak Moskova olacağını çok fazla düşünmüyorum. Avrupa'dan da henüz ciddi seviyede bir teklif yok Kerem için. Bunu söyleyebilirim.